Merhaba YouTube, ben Birkan Demir Çalışkan ve bu da 2022 model Citroen Ami. Ve bildiğiniz gibi Türkiye'de çok fazla merak edilen otomobillerden bir tanesi. Otomobil diyorum, dilim öyle geliyor ama aslında bu bir otomobil değil. Elektrikli bisiklet gibi bir sınıfta yer alan ve pek çok kısıtlamaya sahip bir ulaşım çözümü. Bugün bu araçla yaklaşık böyle 5-6 saat gibi bir süre geçireceğim. Çünkü bana ayrılan süre ne yazık ki bu kadar kısa olacak. Neden? Çünkü hani al bunu eve götür, orada şarj et falan yapmak istemediler. Bir taraftan da haklı olabilirler ve ben de bu kısıtlı zaman içerisindeki deneyimimi size aktarmak istiyorum. Biliyorsunuz ki Citroen Ami Fransa'da Citroen tarafından üretilen bir marka. O detaylara zaten gireceğim ama bütün detayları sürüş esnasında da belirli noktalarda bu kısıtlı zaman içerisinde anlatmaya çalışacağım size. Şöyle ki, satın almak istediğiniz zaman internet sitesi üzerinden satın alabildiğiniz bir araçken bu, şu anda Türkiye'de 50 adet ilk parti geldiği gibi yaklaşık 25 dakikada hepsi satıldı. Bir sonraki partinin gelmesini bekliyoruz satın almak için. Ağustos 2022 itibariyle 219 bin TL'lik bir satış fiyatı var. Ama tabii ikinci el ilanlarına baktığımız zaman bunun çok daha üstünde fiyatların olduğunu görüyoruz. Bu Ami denen araç ne menen bir araç, nasıl bir araç? Size bu videoda bunları anlatmaya çalışacağım. Çünkü zaten tarihinde Citroen'in Ami diye bir otomobil varken onunla bunun arasında ciddi anlamda fark var. Tabii bel altı esprilere girmeden önce şunu da söylemek istiyorum ki Ami aslında Fransızca'da arkadaş demek. Yani sizin şehir içindeki ulaşım çözümlerinizi halletmeye çalışan bir arkadaşınız olmaya çalışan böyle sempatik, böyle şirinlik muskası bir şey. Bir de böyle üstünde bir takım böyle kaplamalar falan var. Ben bugün biraz tabiri caizse damalı eşek gibi dolaşacağım İstanbul'un belirli yerlerinde. Zaten bu çekimler yapılırken beni görürseniz artık bir el falan sallarsınız. Ben biliyorsunuz küçük minimal otomobilleri çok seviyorum. Bu yüzden de Ami ile bakalım bugün nasıl bir deneyim yaşayacağım. Yavaştan başlayalım. Hatta şuraya bir yere bir sayaç bile koyabilirim. Emin değilim. Hani birinci saat, ikinci saat, üçüncü saat gibi neler olacak göreceğiz. Yavaştan yola çıkayım bakalım nasıl bir araç, otomobil bile diyemiyorum. Nasıl bir ulaşım çözümüymüş bu? Hadi başlıyorum. Sürüşe başlamadan önce öncelikli olarak bir boyutlardan bahsetmek istiyorum. Tam önden baktığınız zaman 1.4 metrelik bir genişliği var. Sadece 2410 mm uzunluğunda bir hali var. Yüksekliği de 1500-1.5 metre diyelim yüksekliği olan bir mikro otomobil bu. Dingil mesafesi yani şu tekerlekle bu tekerlek arasındaki mesafede 1.7 metre. Bataryasız haliyle 425 kilo ağırlığındayken bataryasını eklediğim zaman 485 kilometre oluyor. Ne kilometresi? Olur mu lan? Gerizekalı. 3, 2, 1. Boş ağırlığı 425 kilo olan Ami'nin bataryaları da eklendiği noktada 485 kilogram bir ağırlığı var. 710 kiloda toplam azami yolculuk ağırlığı olabiliyor. Bu da demek oluyor ki 239 kiloluk yük taşıyabiliyor kendisi. Tamamen simetrik bir otomobil. Ön tasarımla arka tasarım tamamen aynı. Bu neden? Çünkü bu araç Citroen'in FAS'taki bir tesisinde üretiliyor. PSA grubunun FAS'taki üretim maliyetini düşürmek için orayı tercih ettiği bir fabrikada üretiliyor. FAS'ta Kenitra PSA fabrikasında üretiliyor. Bu aracın esas özelliği şu Ami rengi dediğimiz bir rengi var. Kompozit bir malzeme bu gördüğünüz malzeme. Ve aslında bana bu aracı verdiler ama kaplaması olmayan bir versiyonu daha vardı. Onu mu alayım dedim ama bu arabanın kondisyonunu daha çok beğendiğim için bunu aldım. Aslında Ami bildiğiniz gibi 1961 ile 1978 yılları arasında Citroen'in üretmiş olduğu Döşova'nın bir tık büyüğü, bir tık lüksü olan bir halk otomobili türüydü. Fakat o isimden sonra bu isim şimdi de mikro bir şehir ulaşım çözümü olarak cam buluyor. Bu aracın bir de 2019 yılında Ami One Concept adında bir ön gösterimi de yapılmıştı ki o gösterim bundan çok daha havalıydı ama tabii o çok daha maliyetli olacağı için
bunu tercih etmediler. 2020 yılında üretimi başladı. 2022 itibariyle de Türkiye'de bireysel satışlar başladı. Bu aracın enteresan özellikleri, bunu otomobil olarak değerlendirmemek lazım. Şöyle ki, belirli kısıtlamaları var. Mesela ben bugün ne otobana çıkabileceğim, ne köprülerden geçebileceğim gibi durumlar var. İstanbul gibi bir şehirde sıkıntı tabii. Çünkü İstanbul içinden deniz geçen bir şehir olduğu için de AMI ile beraber bu deneyimi çok fazla yaşayamayacağım. Diğer deneyimlerimi yavaş yavaş size aktarmak istiyorum. Şöyle ki, ön ve arka taraf simetrik dedik. Camlar yukarı doğru açılıyor. Bu kapılar tamamen simetrik. Sağ kapıyla sol kapı tamamen simetrik. Kapıları buradan açıyorsunuz. Buraya bastığın zaman hop açıldı. Ve bu kapı hani geriye doğru açılan, intihar kapıları olarak da söylenen bir kapı tasarımıdır. Tabii bu araç geldiği gibi hemen yıkandı, hazırlandı benim için ve aslında şöyle bir detay dikkatimi çekti. Kapı tabii ters olduğu için yolculuk sırasında kirleniyor ve kapının iç kısmında ciddi bir kirlilik yaşanabildiğini tespit ettim. Buraları temizlerken, amileri temizlerken buralara dikkat etmek lazım. Demek ki yarın bir gün buradaki bu parçalar hızlı bir şekilde korozyona uğrayabilir. Ama tabii gövde hiçbir şekilde korozyona uğramaz. Neden? Çünkü gövdede metal yok. Öyle bir paslanacak bir durum yok. Kompozit malzeme. Zaten lansmanda, Türkiye lansmanda da ilk kez gördünüz. İki kişinin yan yana oturduğu, sağ koltuğun sabit, sürücü koltuğunun öne arkaya sadece ayarlanabildiği böyle kompozitten oluşan koltuklar mevcut. Başlıklar, her şey sabit. Yani bu araçtaki temel olayımız her şey tamamen ucuz bir şekilde mal edilip pratik bir şekilde şehir hayatına karışmak olması. Burada tabi Bluetooth var. İstiyorsanız işte sistemle birebir oturtabildiğiniz şeyleriniz var. Burada bir takım parçalarımız var. Bunlar çıkıyor. İşte ruhsatlık gözü diyelim. Bir takım kalemdi, paraydı, ufak tefek ötebere. Orada ufak böyle legomsu bir şey var. Bunlar böyle çıkıyor, giriyor. Bir şeyler oluyor. Bir bardaklık gibi düşünebilirsiniz bunları. Burada silecek kolumuz var. Hızlı, yavaş çalışabiliyor. Sileceğin fıskiyesi, sileceğin kendisinin üstünde. Burada kornası var şöyle. Böyle bir sesi var. Böyle gösterge tablomuz var. Onu da şimdi sürüşte de göstereceğim. Her şey çok basit aslında. Arkada bir yükleme alanımız var ama garip olan şeyleri ben size anlatmak istiyorum. Çünkü lansmanda iyi kötü bu arabanın videosunu gördünüz. Silecek suyunu buradan dolduruyorsunuz. Burada, şurada böyle bir açıp şunu yaptığınız bir yer var falan filan. İçi bayağı bir geniş ve oturduğun zaman bir ben hani az önce ayarlarken bayağı bir garip hissettim. Burada hani diğer videolarda pek olmayan bir detay öğrendim. Onu anlatacağım size. Fren hidroliğini şuradan ekliyorsunuz. Bu da 20.000 kilometrede bir kontrol ve gerekiyorsa tamlama şeklinde bir muhabbeti varmış. Şöyle bir detay vereceğim. Bu aracın ruhsatında yazan renk seçenekleri, bütün amiler aynı renk aslında ama üstünde gelen kombinasyon aksesuarlara göre ruhsatta yazan isim de değişiyor. Nedir bunlar? Mesela bugün muhtemelen bendeki araç turuncu olarak geçiyor. Çünkü jant kapaklarında ve içerideki aksesuarlarda hep turuncu renkler var. İyi yediniz kornaya basarak. Teşekkürler. 155-65 R14 ölçüsünde lastikler var. Bunlar bildiğimiz lastikler. İstiyorsanız kış lastiği, 4 mevsim ya da silik bile bulabiliyormuşuz gibi şeyler söylendi bana. Arkada bir plakamız var. Önde de aynı şekilde var. Önde istersek takmayabiliyoruz ama ben trafiğe çıkacağım için bana böyle plakalı bir araç ayarladılar. Teşekkür ediyoruz sevgili Stellantis ajansına. Bu arada tabii elektrikli motor ön tarafta, önden çekişli bataryalar sürücü ve yolcunun tam altında, ağırlık merkezi tam ortada gibi durumlar var. Yine bol bol konuştum. Hadi şimdi yavaştan sürüşe geçeyim. Citroen Ami'nin içine bindiğimiz zaman garip bir his var. Şimdi ben özellikle camlar kapalı bindim ve içeri girdim. Bütün kamera ayarlarımı yaptım. Anahtarı göstermekle başlayayım. Bu sürüş anahtarımız. Bugün bende hani iki anahtar da var. Bunlar da kapıları kitleyen anahtarlar. İki anahtarla geliyor. Eski otomobiller gibi aslında. İçeri girdiğiniz zaman, ki bugün sıcak bir gün, böyle cam tavanın da etkisiyle burada sıcak bir fanus hali olduğunu söyleyebilirim. Hemen o yüzden arabayı çalıştırıp camları açayım diyecektim ama buna gerek yok. Çünkü şuna böyle vurduğunuz zaman bu cam böyle yukarı doğru gidiyor. Ve bunu böyle hani sabit duruyormuş gibi düşünüyorsunuz ama bana şey dediler, yani yolda bu böyle geri gelebilir. Zaten sert bir hali var. O yüzden bunu en tepeye böyle hani yapıp plak dediğim zaman oturuyor. Bunu da aynı şekilde yapacağım. Buna bir alışmam gerekecek herhalde. Bunu da böyle tam yapayım ki havadar olsun. Benim kapı ters açılıyor. Buradan kolu çektiğin zaman açılıyor. Bir garip bir his. Tabii inerken bir enteresan oluyor.
aynalarımı ayarlamam gerekiyor baştan sürüş için. Bunu biraz daha yukarı şöyle yaptım. O hiçbir yere göstermiyor. Onu da bir ayarlayayım. Hala göstermiyor. Falan. Ha, bunlar. Severim minimal arabaları. Bu enteresan bir şey. Şimdi bir sürüş pozisyonu bulmak istedim. Mesela bana teslim ettiklerinde koltuk en arkadaydı. Mesela en arkaya aldığın zaman ciddi böyle dev bir şeyin içindeymişin gibi hissediyorsun. Çünkü ön cam sonsuza kadar önde gibi. Bu kadar kısa bir araçta bile. Ancak hani o seyircinin bittiği yerde araçta bitiyor. Bu oturma pozisyonu çok uzak bana göre. O yüzden hemen kendi pozisyonumu bulmaya çalışıyorum. Mesela ne kadar öne geliyor diye bir baktım aslında. Bu emniyet kemeri buraya sürtündüğü için çok öne geliyor muyum? Vallahi geliyorum. Oha! Bayağı bu kadar dibine kadar girebiliyorum ya. Bayağı bir önüne kadar geldik yani bu mekanın. Enteresan. Tabii bu şekilde kullanılmaz. Ben kullanamam ama eğer boyun 1.10'sa kullanabilirsin. Bir de burada galiba tasarım hatası gibi gözüküyor ama belki de özellikle yapmışlardır bundan daha fazla yaklaştırma diye. Emniyet kemeriyle el freninin plastikleri birbirine çarpıyor. Dolayısıyla sürtüyor. Burayı bir geliştirmeleri gerekiyor gibi düşünüyorum. Ha tabii el freni indirmemiz lazım sürüş esnasında. Öyle olunca daha rahat öne arkaya gelebiliyor. Neyse yavaştan ateşleyelim bu aracı diyorum. Ancak ateşleme dediğin bu araçta ateşleme olmuyor biliyorsunuz ki. Ne oluyor? Elektrik motorlarını devreye alıyorsunuz ve sürüşe geçiyorsunuz. Şöyle ki oturduğun zaman çok acayip iç mekan genişliği var. Sağ koltuk bir şey. Geride garip geliyor. Emniyet kemeri alıyoruz, takıyoruz. Şu an zaten ilk şeyi yaptık ve bu sesi duydun mu başlıyor gibi halimiz var. Hidrolik direksiyon yok tabii ki. Öyle bir şey yok. Her şey kara düzen araçta. Sırtlıkta mesela bel çok acayip güzel oturdu. Şimdi yavaştan sürüşe çıkayım bakalım ne olacak. Bu arada vites tabii ileri, boş, geri. Bu kadar basit aslında. Manevra kabiliyeti, az önce bu arabayı hani çekim başlangıç için buraya koyduğumda muhteşem. 7 metre bir dönüş çapı var. Hatta şimdi ben şuradan böyle arabanın her yerini görüyorsun ve biliyorsun yani. Gidebildiğin son noktaya kadar gidiyorsun. Bak mesela gidiyorum. Şuradan camdan da zaten kesiyorum. Ve şuradan şöyle çıkacağım. Ama tabii alışkanlık şuradan bir yerden vites alıyorsun ama öyle bir dünya yok tabii ki. Sevgili Subaru'cu arkadaş bana şöyle bir güzellik yaparsan çok sevineceğim. Ondan sonra tekrardan R'ye. Ha, buradan çıkayım ben Hacı Baba. Ondan sonra evet şunu da aldık. Bir de şöyle bir güzellik var aslında. Bir yere çarparsan eğer çok da kafana takmana gerek yok. Nasıl olsa plastik diyorsun. Bu arada telefonumu da hazır burada yer yapmışlar. Telefonumu da buraya takmak istiyorum bir zahmet. Şöyle bir güzelliği var. Telefon kitimiz var. Kitimizi de takarak bunu buraya şuradan şöyle yaşayabiliyorum gibi bir durum var. Hatta istesem şarjımı bile takabilirim. Ha, D'deyim gidiyorum ben. Şimdi ben hiç otobana çıkmadan rotamı belirlemeliyim. Bu şey yok. Geri görüş. Ayna yok. Ayna yok ortada. Doğru. Şimdi çıktık gidiyoruz. Çok acayip. İnsan garip hissediyor kendini. Elektrikli araba çok kullandım bugüne kadar. Hani ama yeni nesil araçlarda pek yokum biliyorsunuz. Onları da yavaş yavaş deniyorum. Bakalım. Vay be! Maksimumuza geldik bile. Bu. Abi beni burada biçmesinler. Hatırlarsınız Bajaj Cute videosunda da bu rotayı takip etmiştim. Ve onunla bayağı korkmuştum. Tabii bu tarz yerlerde bu araç aslında çıkmaması gerekiyor bence bu alanlara. Ben şimdi kısa bir yerde çıkmak durumunda kaldım ve büyük bir taciz altında hissediyorum kendimi. Tabii ki Avrupa ülkeleri ağırlıklı düşünülerek bu araç yapıldığından dolayı bizim gibi şehrin içinden deniz geçen otobanlarla sarılı bir şehirde bu arabayla her yere giremiyorsunuz. Tabii böyle bir sıkıntımız var. Rejeneratif fren gibi duruyoruz. ABS tabii ki yok. Hava yastığı yok. Bunlar yok. Bunların hiçbiri yok. Çünkü zaten kurallar gereği gerek yok. Önden çekişte olduğunu söylemiştim zaten.
Değişik bir ulaşım çözümü. Maliyet, işletme maliyetleri çok ucuz bu otomobilin. Yani yaklaşık böyle 6'da 7'de 1, hatta bazı modellerde 8'de 1 oranında daha ekonomik. Hani vardır ya kuruş hesabı. O kuruş hesabının böyle çok daha hani 6-7 kat düşürüldüğünü konuşabiliriz bu araçta. Tabii bu araç neden 45 km hızla sınırlı? Bu sayede Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde 14 yaşında, Türkiye'de de regülasyon gereği 16 yaşındakilere kadar kullanabiliyorlar. Ehliyet hani gerektirmeden de, ya da işte o ilgili ehliyet sınıfı sizde varsa bu arabayı kullanabiliyorsunuz o şekilde. 75 km menzili var. Bir anda böyle zıplamıyor ama garip bir his. Ön cam çok güzel, çok ötede garip ve cam tavan da var. Bak her gören bir böyle el sallıyor falan, sempatik. Sağ ol. Yani bu arabanın içinde trafikte sinirlenip de biri, başkalarının mesela ana avrat sövsen muhtemelen bir daha söyle falan derler. Vehbi Koç'un oğullarına vasiyeti vardı ama gerçekleşmeyen bir vasiyeti, biliyorsunuz. Bu bir efsanedir böyle. Evladım işte yanımda şunu bunu falanla gömülmek istiyorum falan, ama Vehbi Koç bile olsan günün sonunda bu dünyayı terk diyar ederken yanında hiçbir şey götüremiyorsun hali var. Biraz öyle bir mantığımız var tabi bu araçla ilgili. Yani dünya kadar malın olacağına falan. Bu arabanın ismiyle dair artık espri yapmamaya karar verdim. Çünkü buradan Fransa'daki Citroën yetkililerine de sesleniyorum. Gözünüzü seveyim. Bizim ülkede satacağınız araçlara isim koyarken ne olur? Ya bakın yani, hani ne anlama geliyor, ne gidiyor falan filan. Ben nereye gideceğim acaba? Çevre yolu bu tarafa gideyim bari. Saçma. Dudullu'da bir yerde kayboldum şu an. Ha, şuradan geçerim mi? Ben nerelere geldim böyle ya? Benim burada mi kesmesinler. Yanlışlıkla bu taşıma kamyonunun içine bile girebilirim sanki. Uzay gemisi gibi ne geliyor böyle diye bakıyorlar. Oğlum arabaya bak. Aa, iyice gerçekten kayboldum. 2 sene var. İşte 16 yaşında kullanabileceksiniz bunu. Hemen de sosyalleşirim. Öyle herkes seni solluyor. Aa, benim bir siyah buzdolabım var burada. Canım benim. Adam beni ne takmadı. Sağa geçeyim bari, beni öldürmesinler böyle. Allah. Kamyon. Abi çok eğlendim. Çok iyi bence.